Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere branş sıralamalarında meydana gelen güncellemeden ve genel olarak branş sıralamalarından bahsedeceğim. Sizlerden ufak ricam, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi detaylara geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle branş sıralaması nedir? Aynı alanda sınava girmiş diğer adaylar arasında başarınızı ölçmenizi sağlayan ve başka bir amaç için kullanılmaması gereken bir hizmettir. Şimdi arkadaşlar, atanmada puandan daha çok branş sıralamamız önem arz ediyor. Şu şekilde örnek veriyorum, sizin branşınızda sıralamanız 3, yani siz 3.sünüz. 5 kişi alındığında sizin atanma olasılığınız neredeyse %100 oluyor. Şimdi buradaki tabii bu faktörleri etkileyen, yani branş sıralamamızı etkileyen diğer bir faktörler daha var. Onlardan da bahsedecek olursak, örneğin mezun hem de okuyor olan adayların dahil edilmesi branş sıralamasına. Bu ne demek arkadaşlar? Yani bir arkadaşımız mezun değil fakat KPSS'ye girmiş, puanını almış. Bu arkadaşım sizin önünüzde de olabilir, gerinizde de olabilir. Fakat eğer puanı sizden yüksekse, sizin önünüze geçmiş olması gerekiyor iken tercih yapamadığı için aslında sizin önünüze de geçemiyor. Tabii ki sizden yüksek alan arkadaşlarımın tehlike arz ettiği durumlar ne oluyor? Diyelim ki sizden puanı yüksek. Fakat henüz mezun olmamış. Eğer mezun olana kadar bir atama yapılırsa sizin şansınız yüksek oluyor. Fakat mezun olduktan, yani diyelim ki atamalar onun mezuniyetine yetişti. Yetiştikten sonra artık o sizin önünüze geçmiş oluyor. O arkadaşım sizin önünüze geçmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer bir olay da arkadaşlar, burada YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgisi güncellemesinden dolayı sizin sıralamanız artabiliyor, azalabiliyor atama olmamasına rağmen. Tabii ki atama olduğunda da bu tarz faktörlerden ufak değişiklikler olabiliyor. Ama hani genelde arkadaşlarım yorumlarda yazıyor, işte benim sıralamam şöyleydi, işte değişmiş. İşte bu tarz olaylardan dolayı, eğitimdeki güncellemelerden dolayı, eğitim bilgilerinin güncellemelerinden dolayı bu şekilde olaylarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, branş sıralamalarına nasıl bakılır? Sizlere onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar, ÖSYM'nin sayfasına giriyoruz. ÖSYM'nin sayfasında duyurular kısmı var. Duyurular kısmında burada 2022 KPSS branş bazında sıralamaların güncellenmesi diye bir sayfa var. Onu tıklıyoruz. Buradan eis.ösym.gov.tr'yi tıklıyoruz. Arkadaşlar, tıkladığımızda bu sayfa açılıyor. Bu sayfadan e-devlet ile girişinizi yapabilirsiniz. Girişinizi yaptıktan sonra da yine böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Burada başvurularım ve tercihlerim var. Burada başvurularım ve tercihlerim tıkladığımızda hangi alandan girdiyseniz arkadaşlar onu tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda burada branş bazında sıralama yazıyor arkadaşlar. Burada branş bazında sıralamayı tıkladığınızda buradan kendi bölümünüzü ve puan türünüzü seçtiğiniz takdirde aşağıya geliyorsunuz. Yine ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonuna yerleştiren adaylar sıralamaya dahil edilmesin diyorsunuz. Ve bunu hesapla dediğinizde sizin arkadaşlar burada branş sıralamanız çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Sizler de güncel branş sıralamalarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.